Saatin kaç olduğunu biliyorsun. Son zamanlarda böyle şeyleri çok fazla yapmaya başladım. Kendime bir zorluk çıkarıp çıkardığım zorlukla bir müzik yapmak hoşuma gidiyor bayağı. Bugün yine öyle bir şey deneyeceğiz. Aslında yapmak istediğim şey olabilecek en az ses kullanarak müzik yapmak olacaktı ama onun hiç ilgi çekici bir thumbnail olacağını düşünmedim o yüzden. O yüzden 5 tane. Toplamda 5 tane ses kullanarak bir şey yapacağız. Ama bazı kurallar koymam gerek. Bir dakika lan şunu açayım. Ritimleri yazarken kullanacağım sesler tek bir grup olarak sayılması lazım. Çünkü kulaklığı takmam lazım bir saniye. Ya ben bu videoyu hiç hazırlanmadan bu kaydı niye başlatıyorum ya? Kick ve snare iki farklı ses oluyor. Ama zaten bir ritim oluşturmak için totalde minimum 4-5 tane sese ihtiyacım var. O yüzden bunu tek bir grup olarak sayacağım. Ve evet, tek kural bu galiba. Olabildiğince efektlere yöneleceğim. Sesimi kullanmaya çalışacağım. Ve bugünkü temamız daha çok hani böyle trafik cezası yeme garantili ve dinlediğinde yanlamak isteyeceğin tarzda müziklerden biri diye umuyorum. Çünkü o tarz deep house parçalarda en sade şekilde insanları etkileme yönelik olduğu için fasafüze falan bunlar boş şeyler. Hadi başlayalım. Kalktığımda kafamda şöyle şey bir melodi vardı. Ya bunu söylemem ne değiştirdi ki? Ne sonuçta bunun ses kaydını alacağım ve bunu ben yapacağım ve sonra ona onlarca efekt ekleyip bir şey yapacağız işte. En azından intro olacak. Bunu yaparken çok utandım. Ama bir sürü efekt ekliyorum şimdi. Efektler gelin hepiniz lazımsınız bana. Bak bakayım. Yani hani çok profesyonel değil ama şimdi bana bir ritim lazım. Ritim de o kadar basit ve iğrenç, saçma sapan bir şey olacak ki bundan nasıl güzel bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Hadi deneyelim. Tamam, bu videonun kayıtları çok uzun sürüyor ve video 3 dakika falan oluyor elinde sonunda. Çünkü önceden hazırlasam dünya çok daha güzel bir yer olabilir. Birkaç tane tıs, pıs, pıs, pıs falan ekledim. Onların teknik yönlerini falan anlatmayacağım. Ya bu ne kadar ne kadar kötü geldiğini farkındayım. Sesin ne kadar kötü geldiğini biliyorum. Ama bunu şey gibi düşün. Bir resim çizerken taslağı asla son haline benzemez. Ve çizmeye devam ettikçe güzelleşir. Bu da öyle bir şey. Durmaman lazım. Kötü bir şey olsa bile üstüne bir şeyler koyarak, efektler koyarak, yeni sesler ekleyerek güzel bir şey yapabilirsin. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Bas. Şimdi 90 BPM bir şey olacak bu. Ve biz de böyle sadece hayvan gibi basın vurduğu bir şey istediğimiz için tek bir nota vuracak. Yani bu. Biliyorum çok basit ama sonucunda büyük ihtimal güzel bir şey çıkacak. Çünkü şimdiye kadar dinlediğim deep house'larda bütün müzik şemaları hepsi aynıydı. Bu tarz bir şey daha önce yapmıştım arkadaşlarımla aramda eğlenmek için. Forza oynarken dinlemelik, bizi gaza getirmelik şeyler falan yapıyordum. Ama bu daha değişik bir şey olacak galiba. Hadi kayıt alalım. Hafif esle. Böyle değişik yani anladın mı? Ritmi birbirine tutmayan, sürekli böyle esler verilen falan bir şeyler. Ve asıl olaya geliyoruz. Böyle müziklerde kafanızda yağmur, dağda drift yapan Mercedesler ve karanlık gri bir tema gelmesini istiyorsanız zenci gırtlaklı birinin saçma sapan şeyler söylemesi lazım. Ve bu yüzden de bir tane vokal bulacağım. Hiç ne dediğinin hiçbir önemi yok. Diamonds on my neck, diamonds on my neck. Diamonds on yani. Diamonds on my watch, diamonds on my watch. Sonuçta böyle bir şey var. Hani boynumda elmaslar, saatimde elmaslar yani. Hani çok da bir şey yok anladın mı? Ve bunları birleştirmem lazım. Şu anda basslar falan yokken. Diamonds on my neck, diamonds on my neck. Diamonds on my watch, diamonds on my watch. Şimdi ritim geliyor. Diamonds on my neck, diamonds on my neck. Tamam. Böyle bir şey işte. Arkasına ambiyans ve bası ekledikten sonra ne kadar çok şey değişeceğine kafayı yiyecek. Ya da bilmiyorum yemeyeceksin. Ben yapacağım için kendime güzel de gelecek olabilir. Böyle egoist bir tavrım da var. Şimdi birkaç ayar yapmam lazım. Bayağı bir ayar yapmam lazım. Bay bay. Buradaki 5 tane sesimizi söylüyorum. Bir tane fuş sesim var. Diamonds on my neck. Ritimler, ambiyans ve bas. 5 tane galiba. En son Hadise Remix'inde yaptığım o efekti herkesin çok hoşuna gitmişti. O yüzden tekrar yapacağım bunu. Nasıl oluyor? Oh! Tamam. Son ayarları da çekiyorum. Evet. Dünyanın en kısa müzik yapma videosu. Kaç dakika oldu hiç bilmiyorum ama
Hadi dinleyelim. Drop'tan sonra vokalin devam edip etmemesi arasında kaldım. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Yani onu birlikte de seçebiliriz, emin değilim ama bir baştan dinleyelim. Bir de vokalsiz. Yeah, güzel. Ama işte başında dediğim gibi vokal devam etmeli mi etmemeli? Bunun için yeterince deep house bilgim yok. Bak mesela hani böyle girmesi daha mı anlamlı bilmiyorum. Evet, bununla ilgili gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Hani like atın, yorum atın gibi bir şey değil bu. Hakikaten merak ediyorum hangisi daha iyi. Herhangi bir yerde paylaşmayacağım ama en azından bunu da öğrenmiş olurum.